Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir boyunluk çalışması yapmak istiyorum. Havaların iyice soğumaya başladığı şu günlerde sevdiklerimizin boyunlarını sıcacık tutacak güzel bir çalışma. Hem yetişkinler hem de çocuklar için olabilecek çalışmamızı örmek için ben biraz kalınca ip kullandım. BİM'de satılan iplerden almıştım. Bakınız şu şekilde. İplerimiz gayet dolgun. Ören Baya'nın Tanja marka ipi. Ben hardal sarısı rengindeki ipimi tercih ettim. Sizler dilediğiniz renklerle örebilirsiniz. Tabii ki dilediğiniz markadaki ürünlerle de örebilirsiniz. İpimiz kalın olduğu için örgümüz çok çabuk boyu büyümede ve daha çabuk bitmekte ve daha yumuşak olmakta. Bu iple örecekseniz sayılarımızı sizlerle birlikte başladık. Eğer farklı iplerle örecekseniz daha kalınsa yine aynı kalınlıkta birlikte başlayalım. Daha ince ise sayılarımızı artırarak santimlerini örgümüzü örerken sizlerle paylaşacağım. O ölçülere uygun olarak başlarsanız çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Evet, hemen örgümüze başlayalım. Kolay gelsin. Evet, iplerimizi şöyle tanıyalım. İpimiz Ören Baya'nın Tanjası. %100 akrilik. 100 gram ve 120 metreden oluşmakta. Bakınız şuradaki M ile ifade edilen bölüm uzunluğunu göstermekte ipimizin. 120 metre olduğu için bakınız şu şekilde biraz kalınca bir ip. Çok güzel boyunluk, şal, bereler örebileceğimiz, güzel çalışmalar çıkarabileceğimiz kalınca bir ip. Renk numarası ise 115. Gördüğümüz gibi çok tatlı bir hardal rengi var. Ve bu ipimizi örmek için 5 numaralı şişimi kullanmak istiyorum. Sizler eliniz sıkıysa daha büyük numaralı şişleri tercih edebilirsiniz. Bu 10 numaraya kadar rahatlıkla çıkabilir elinizin ayarına göre. Evet, şimdi 30 tane ilmek alarak boyunluğumuzu örmeye başlamak istiyorum. Şöyle iplerimizi öncesinde çekelim. İpimizi ilmek almayı bilmeyen arkadaşlarım için tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bakınız uzunca bir ip ayırıyorum şu şekilde. Ortalıyoruz. Bakınız bayağı uzun. 1 metreden fazla. Uzun olsun mümkün mertebe. Yani çok da devasa uzunlukta değil. Şöyle göz kararı uzunlukta ayıralım. Sonrasından tekrar tekrar ayarlamak zorunda kalmayalım. Yaklaşık elimde 1,5 metre olmasa da 1,30 santim uzunluğunda ipimi ayarladım. Şu şekilde tam ortaladıktan sonra bir tanesini işaret parmağıma, diğerini şöyle tutuyorum. Bakın şu şekilde tuttum. Tam ortaladıktan sonra işaret parmağıma aldım. Diğerini de baş parmağıma alarak örmeye başlıyorum. Dilediğiniz şekilde örgüye başlayabilirsiniz. Alışkanlıklarınız neyse, ben sadece bilmeyen arkadaşlarıma yardımcı olabilmek adına şu şekilde tuttuktan sonra bakınız bütün parmaklarım işlevli şu durumda. Şişimi üstten bastırıyorum. Önce baş parmağımın altından, sonra işaret parmağımın altından girerek ilmeğimi alıyorum. Önce baş parmağımın altından, sonra işaret parmağımın şu şekilde burayla da kavrayarak ipimin gelişini ayarlıyorum. Toplamda 30 ilmek yeterli. İpimiz ince ise ya da şişimiz kalınsa, ipimiz ince ise ilmek sayısını fazlalaştıralım. Eni 25 santim olana kadar yapabilirsiniz. Yani 20-25 santim arası şu görmüş olduğumuz ilmeklerimizin sayısı olsun. Tabii kalın isteyen arkadaşlarımız tamamen zevk olarak istediği kalınlıkta çalışabilir. Bakınız ilmeklerimizi bu şekilde toparlayarak alıyorum. Şöyle arada da düzeltelim ve devam edelim. Baş parmak ve işaret parmağın altından sırası ile girerek alalım. Şöyle düzeltiyorum. Hemen hemen sanki yeterli gibi geliyor gözüme. Sayalım birlikte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30. Tam 30 tane ilmeğimiz oldu. Bakınız ipim şu kadar fazla geldi. Hiç önemli değil. Az gelmesi. Şu şekilde bir tane düğümümü atıyorum ve örgümü örmeye başlıyorum. Bakınız birinci sıramız. Şöyle ölçüsüne bakalım. Daha örgümüz
açılabilir. O yüzden çok fazla büyük yapmak istemiyorum. Şöyle gördüğümüz gibi ölçümüz 21 santim tam. Evet, daha geniş isteyen arkadaşlarım daha geniş olarak çalışabilirler. 25'i bulabilirler ilk başlangıçta. Daha fazlası da biraz fazla olacaktır. Bakınız, 25 ile 20 arası ideal ölçü. Evet, şimdi ilk ilmeğimizi örerek başlayalım. Normalde ilk ilmeğimizi bazen şiş çalışmalarımızda örmeden alıyoruz ama burada düz örerek başlıyorum. Şöyle giriyorum içten ve alıyorum. Bir düzümü ördükten sonra ipimi öne alıyorum. Şu şekilde sıradaki ikinci ilmeğimi örmeden alıyorum ve bir tane de ipi şişimin üzerine geçirmiş oluyorum. Şöyle bakınız. Bir tane düzü örüyorum. Bakın burada sanki bir artışımız varmış gibi oldu. Ve bir düzümüzü örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum şu şekilde. Ve örmeden boş alıyorum. Ve diğer ipimi de düzden önce artırmış gibi görünüyorum. Bakınız. Tekrar ipimi arkaya geçiriyorum. Bir tane düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Şu şekilde ipimi öne aldım. Ve bir tane ilmeğimi örmeden düz aldım. Şuradaki ipimizin mutlaka bir tane artmış gibi görünmesi önemli arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakınız. Tekrar bir tane düz. Bir tane öne alıyorum. Şu şekilde. Bir tane düz. İpim arkada ve bir düz. Bir tane şöyle öne alıyorum. İlmeğimi. Ve örmeden boş alıyorum ve diğer ipim de bakınız sanki artmışım görüntüsü kazandırıyor. Bir tane düzü örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Şu şekilde geçiriyorum. İpim arkada bir düz. İpim önde boş alıyorum. İpim tekrar arkada bir düzümü örüyorum. İpimi öne alıyorum. Şu şekilde boş takıyorum. İpim arkada bir düz. İpimi öne alıyorum. Boş takıyorum ilmeğimi. İpim arkada bir düz. İpi öne alıyorum. Boş geçiriyorum. İpim arkada bir düz örüyorum. Şöyle de arada düzelteni. Bakınız ilmek sayımız bir tane tek bir çift gibi görülmekte. Bir tane düz ördüklerimiz, bir tane boş aldıklarımız, bir düz, bir boş aldıklarımız ve bu şekilde ilerliyorum. Düz ördüm, ipimi tekrar öne alıyorum. Şu şekilde boş ilmeği takıyorum şişimi ve arkada ipim bir tane düz örüyorum. İpimi tekrar öne alıyorum ve şöyle bakınız şu görüntüyü oluşturalım. Tekrar ipim arkada bir tane düzümü örüyorum. Tekrar ipim önde. Şöyle oluşturuyorum. Tekrar ipim arkada düzümü örüyorum. İpim önde. İpim yine arkada bir düz. En son ilmeğim ipim önde ve ilmeğimi örmeden takıyorum ve bakınız sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyor. Şimdi sıramızı tamamladıktan sonra yeniden ölçümüze bakalım. Sıramızdan sonra bakınız ölçümüzün 26 santime kadar büyüdüğünü görmekteyiz. Evet, onun için çok devasa ilmek sayılarıyla başlamayalım. Yeniden sıramızı diğer yönden örmeye devam edelim. Şimdi bakalım görüyoruz şu şekildeki modelimizin kurulumunu ve başlıyorum. Birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Biri düz ördüm. İkinci sırada düz ördüğüm ilmeğimi görmekteyim. Yine bu kez burada bunu örmeden alıyorum. İpimi öne alıyorum. Ve ilmeğimi diğer sırada düz olarak ördüm. Bu sırada ters gördüğüm ilmeğimi ipi üzerine alıyorum ve şişime örmeden geçiriyorum. Diğer sırada örmeden aldığım ilmeğimi yine bu yönden bakınız sol elimden taraftan girerek düz örüyorum. İkisini aynı anda. Diğer tarafta düz ördüğüm bu yönde ters görülmekte. Hemen ipimi öne alıyorum. Şu şekilde ilmeğimi takıyorum ve bakınız iki gibi ilmeğimi oluşturuyorum. Şöyle ve örmeden boş geçiriyorum. Diğer iki tane olan
Diğer sırada örmeden aldığımız ilmeğimizi bu sırada bu yönden şuradan bakınız sol elimden taraftan girerek düz örüyorum. Diğer sırada yapmış olduğum işlemimin tam tersini yapmaktayım. Bakınız diğer sırada boşaldığım ilmeklerimi bu sırada düz örüyorum. Diğer sırada düz ördüğümü ise bu sırada önünden geçirerek bakınız aynı yönden alıyorum. Tekrar iki ilmeğimi düz örüyorum. Diğer sırada örmediğim ilmeğimi ipimi öne alıyorum. Şu şekilde üstünde de bakınız ilmeği boş geçiriyorum. İki tane olan diğer sırada örmediğim ilmeğimi ise bu sırada örüyorum. Ters olan ilmeğimi ipimi tekrar öne alıyorum. Şu şekilde örüyorum. Diğer sırada örmediğim ilmeğimi bu sırada düz olarak örüyorum. Bakın diğer sırada ördüğüm ilmeği ipimi öne alıyorum şu şekilde ve şişimi böyle takıyorum. Diğerinde de aynı şekilde takmıştım. Geçiriyorum. Bakın şu şekilde iki gibi geçmesi lazım. Lütfen buna dikkat edelim. Öne aldım. Bakın. Diğerini düz örüyorum. İpimi öne aldım. Bakın. Tekrar iki tane ilmeğimi diğer sırada boş aldığım ilmeği düz olarak bu sırada örüyorum. Diğer sırada ördüğümü ipimi öne alarak şu şekilde bakın şu şekilde mutlaka almamız gerekmekte. Diğer sırada boş aldığımız bakınız bu sırada hemen giriyorum sol taraftan ve düz olarak örüyorum. Bu şekilde bakınız modelimizin kurulumu gayet kolay. İpimiz de kalın olduğu için çok çabuk bir şekilde öreceğiz. Hem ipimiz kalın, hem şişimiz kalın. Hemen örerek sevdiklerimize hediye edebiliriz. Evet, öne alıyorum. Üzerinden her ikisini tekrar örüyorum. Örmediğim ilmeğimi üzerinden şöyle ipimi geçirerek alıyorum. Her ikisini örüyorum. Ve tekrar üzerinden bakınız geçerek boş aldım. Ve bir tamamladım. Ve sıramızı bu şekilde tamamladık. Yeniden sıramızı kurduk. Şimdi diğer sıramızı kurmaya başlayalım. Evet, tekrar ilk sıramızda kurduğumuz şekliyle kurmaya başlıyoruz modelimizi. Birinciyi düz örüyoruz. İkinciyi ise örmeden ilmeğimize aktarıyoruz. Birinciyi düz örüyorum. İkinci ilmeğimi bakınız. Diğer sırada örmüş olduğum ilmek alıyorum şu şekilde. Şu şekilde üzerine kalmasına dikkat edin. Eğer şöyle yaparsanız sadece geçirirseniz yanlış yapmış olursunuz ve bütün örgümüz boşa gider. Lütfen buna dikkat edin. Bakınız şu şekilde her ikisinin üstte kalmasına dikkat edelim. Eğer şu şekilde yaparsanız sadece ip önde olup ilmeği alırsanız şu şekilde bakınız. Burada modelimiz doğru kurulmamış olur. Dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktası boş aldığımız zaman şu şekilde alabilmemiz. Bakınız bu şekilde alıyorum. Bu kez her iki ilmeğimi alıyorum. Bakınız her iki ilmeğimi düz ördüm. Diğer sırada düz örmüş olduğum iki ilmeğim bayağı kalın durmakta. Bakınız hemen ne yapıyorum? Bunu öne geçiriyorum ve üzerinde ipimle birlikte geçiriyorum. Yanlış almadan. Her iki ilmeğimi gördüğüm zaman düz olarak teke indiriyorum. Tekrar diğer sırada örmüş olduğum ilmeğimi üzerinden geçiriyorum ve şişimin de üzerinden geçirerek artışımı da sağlıyorum. Yani tıpkı artış yapar gibi fakat artış yapmıyoruz. Diğer sırada teke bindiriyoruz. Yani şimdi yapacağımız gibi bakınız her ikisini alıyorum. Tekrar öne alıyorum. Üzerine takıyorum. Her ikisini düz olarak örüyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Eğer şu şekilde alırsak yanlış almış oluruz. Bakın şu şekilde üzerinde kalmasına dikkat edelim. Tek ve en önemli püf noktamız burası. Evet, ikisini de bire indiriyorum. Tekrar bir alıyorum.
2 teke indiriyorum düz ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızı tamamlayıp yeniden sıra başımıza geldik. Bakınız örgümüz epeyce büyüdü. Başlangıç noktasında 21 santimdi. Kesinlikle çok büyük başlamamanızı hatırlatmıştım. Çünkü örgümüz açılmakta, bakınız. Evet, şimdi aynı şekilde modelimizi örmeye devam ediyoruz. Bir tanesini örmeden alıyoruz. Birini düz örmeden, düz örmeden, düz örmeden aldığımızın üzerinden ilmeğimizi atıyoruz. Ve bu şekilde modelimizi hem ters yüzünde hem düz yüzünde istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Ama öncesinde yine sizlerle birlikte biraz daha örelim. Şöyle yaklaştırıyorum. Şimdi basama takıldığı için aslında biraz da rahatsız oluyorum. Şu şekilde birinci ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ilmeğimi diğer sıramda ördüğüm için öne ipimi alıyorum. Ve şöyle, bakınız, lütfen buna tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Kusuruma bakmayın ama gözden kaçmasın. Şu şekilde alıyorum. Diğer iki ilmeğimi tek seferde düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. Şu şekilde örmeden şişime takıyorum. İki ilmeğimi, yani diğer tarafta örmeden üzerinden attığım ilmeğimi ise düz örüyorum. Modelimiz sadece bu işlemlerden ibaret. Biraz birlikte örelim. İyice pekiştirelim. Şöyle, bakınız, giriyorum. Masanın üzerine değiyor şişlerim. Şöyle, bakınız, aldım. Tekrar ikisini düz olarak teke indirdim. Şöyle, bakınız, görülmeye başladı. Biraz daha büyüsün, gayet güzel görünecek. Alıyorum her ikisini. Tekrar bir önceki sırada ördüğümü bu şekilde alıyorum. İki ilmeğimi düz. Evet, sıramın sonuna kadar örelim. Sıra sonunda görüşelim. Sıramın sonuna geldim. En son, bakınız, ikisini birlikte ördüm. Son ilmeğimi, ipimi öne alıyorum ve örmeden takıyorum. Arkasını çeviriyorum. Şöyle düzeltelim. Bakınız, örgümüzün ters yönü ve neredeyse şişim doldu, bakınız. Evet, şimdi ilk ilmeğimizi düz örerek başlatıyorum. İlk ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ilmeğimi, ipimi öne alıyorum. Şu şekilde hep aynı, bakınız. Alıyorum. Her iki ilmeğimi tek ilmek olarak. Şöyle gördüğüm ilmeklerimi düz örüyorum. Bir önceki sırada ters, bakınız. Burada ters, diğer yönde düz örmüştüm. Alıyorum. İki ilmeğimi düz. Düz. Üzerinden tekrar düz. Evet, bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Biraz büyüyünce tekrar görüşelim. Boyunluğumu örmeye devam ettim ve buraya kadar tam bir tane ipimi kullandım. Şimdi ikinci ipimi başlamak üzere hazırım. Birinci ipimin kaç santim ördüğüne bakmak istiyorum. Bakınız, 44 santim. Birinci ipimiz ördü. Yani ikinci bir ipi örerek tamamlayabiliriz. Dilerseniz 70 santim, 80 santim, dilerseniz 1 metreye kadar örgümüzü örebiliriz. Boyunluğumuzdaki ölçümüzün tam olabilmesi için tamamen zevkimize ve öreceğimiz kişinin yaş grubuna göre uzunluğumuzu ayarlamamız gerekir. Daha küçük yaş grupları için daha az boyun ölçüsüne, kilosuna göre 1 metreye kadar uzatabiliriz. Bunu ayarlayalım. Şimdi bakınız, tam 44 santim oldu. Şimdi ipimizi bağlayarak örmeye devam edelim. İkinci ipimizden. Evet, şimdi ikinci ipimi bağlıyorum. Bağlama işlemimizi yaptıktan sonra dilediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar örmeye devam edelim.
Evet, şimdi aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Bakınız, birinciyi örüyorum. İkinciyi şöyle alıyorum ve örmeden şişime takıyorum. İki tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Şu şekilde örmeden ipim üstte kalacak şekilde alıyorum. Her iki ilmeğimi alıyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. Bir önceki sırada ördüğüm ilmeği üzerinden ip atlatarak boşalıyorum. İki ilmeğimi düz alıyorum. Ve bu şekilde bu ipimizi de tamamlayalım. Ve sonrasında boyunluğumuzu bağlamak ve dikmek üzere tekrar görüşelim. İki ip yeterli olacak. Evet, şöyle devam edelim. İstediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Hemen hemen 1 metreye yakın. Eğer bir dolamalık istersek 80 santim civarı da yeterli. Tabii yaş grubu da önemli. Ölçerek bakarsınız, içinize sindiği şekliyle tamamlarsınız. Kesme işlemine başlayalım. Birinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi gördüğüm şekliyle ters olarak örüyorum. Örmüş olduğum birinci ilmeğin içerisinden geçirerek kesiyorum. Diğer iki tane ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Bir önceki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bir sonraki ilmeğim ters. Ters olarak örüyorum. Bir önceki ilmeğimin içinden geçirerek kesiyorum. Her iki bir artışımız, bir de düz ilmeğimizi yine düz olarak örelim. Diğer ilmeğimizin içerisinden geçirelim. Sıradaki ilmeğimi ters, tersleri ters, her iki tane ilmeğimizi, artış ilmeğimiz ve diğerini de düz olarak örelim ve bir önceki ilmeğimizi içerisinden geçirerek kesme işlemimizi şu şekilde yapalım ve kesme işlemimiz tamamlandıktan sonra diğer tarafıyla birlikte dikelim. Son ilmeğimize varana kadar kesme işlemimizi tamamladık. Şöyle bir tane düğümümü atıyorum ve makasım yardımıyla ipimi kesiyorum. İpimizi dikme payını hesap ederek biraz uzaktan keselim. Şu şekilde ilmeğimizi buradan çekip alalım ve tersinden dikelim. Tersinden dikelim. İğnemi bakınız taktım. Şöyle örgü iğnemi. İlk ilmeğimin bulunduğu yere karşılıklı geçişimi yapıyorum. Bu taraftan bakınız diğer ilmeğimin bulunduğu yere geçişimi yapıyorum. Her ikisini ilmeklerimiz karşılıklı olacak şekilde dikiyorum. Daha farklı yöntemlerle de nasıl dikmek isterseniz tığıyla da birleştirebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz bu şekilde dikerek güzelce kapatalım. Evet sevgili arkadaşlar, boyunluğumuzu da diktikten sonra kullanılmaya hazır hale getirdim ve tamamladım. Çok güzel bir boyunluk oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve sizlerin de içine siner örgümüz. Evet, yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere.